Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Jetfel yayınlarına ait olan Gauss serisi TYT denemesinin tarih sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Tarihi araştırmalarda deney ve gözlem metodunun kullanılmaması tarihi olaylar hakkında saptamalarından hangilerinin yapılmasını sağlar? Deney ve gözlemin yapılamamasını soruyor bize. Bir daha aynı şekilde tekrarlanamazlar. Evet, çünkü tarihi olaylar olurlar ve biterler. Bir başlangıçları ve bitişleri vardır. Tekrar tekrar yaşanmazlar. Bire ulaşabilirim arkadaşlar. Yani bu olay hakkında yorum yaparım. Neden sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşirler? Neden sonuç ilişkisi olan olaylarda da gözlem ya da deney kullanılabilir. Dolayısıyla ikiyi alamayız. Kısa süreli olarak yaşanırlar. Kısa süreli olmaları, olayların yine onlar üzerinde deney ve gözlem yapamayacağımız yorumunu bize yaptıramaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A seçeneği olur. İkinci sorumuza bakalım. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Yontma taş döneminde insanlar ateşi bulmuştur. Demirin bulunması ve ateşin yardımıyla demirin işlenmeye başlanması sonucu askeri, siyasi, ekonomik ve tarımsal alanlarda büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Bu durum toplumların hızla güçlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Ulaşılabilir olanı soruyordu bize. Ateş ve demirin bulunması uygarlıkların gelişmesinde etkili olmuştur. Evet, ne demişti? Bu durum toplumların hızla güçlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Buna ulaşırım. Teknolojik gelişmeler insanların yerleşik hayata geçmesini zorunlu kılmıştır. Bir kere arkadaşlar yerleşik hayata biz hangi dönemde geçtik? Neolitik dönemde geçtik. Yukarıda bana yontma taş dönemini vermişti. Dolayısıyla zaten bu olamaz. Ayrıca yerleşik hayata geçişi sağlayan şey, neden olan şey tarımdır. Çünkü insanlar tarım arazilerinin yanında evler yapmışlardır ve oralara yerleşmişlerdir. Dolayısıyla cevabım B olamaz. Dönemlerin adlandırılmasında buluşların e, kriter olarak alınmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar eğer ki buluşlar kriter olarak alınsaydı bu çağın adı yontma taş dönemi değil de ateş çağı olması gerekirdi. Dolayısıyla buna da ulaşmamız mümkün değildir. Siyasi yapılanmaların ortaya çıkmasında sadece demir ve ateş etkili olmuştur. Şimdi burada sadece kavramı birazcık fazla olmuş. Sadece dediği için arkadaşlar bunu alamayız. Çünkü başka etkenlerin de var olduğunu biliyoruz. Ateş demir döneminde bulunmuştur. Hayır. Yukarıda zaten ne demişti? Yontma taş döneminde insanlar ateşi bulmuştur. Aynı zamanda bu çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Hangi dönemde bulundu? Yontma taş döneminin sonlarına doğru bulunuyor. Mezolitik'te ise kontrol altına alınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre Selçuklu eğitim sistemi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Diyor. Selçuklularda eğitim parasızdı. Öğrencilere hem devlet hem de vakıflar yardım ederdi. Ama eğitime karışmazdı. Medreselerde hem dini hem de pozitif bilimler uygulamalı olarak okutulurdu. Diyor. Bakalım. Eğitim özel bir yapıya sahiptir. Evet. Çünkü ne denildi? Eğitime karışılmazdı. Yani eğitim kurumları kendi kararlarını kendileri verirdi. Doğru. Ulaşırım. Dini ve pozitif bilimler bir arada okutulmuştur. E, hem dini hem pozitif bilimler okutulurdu demişti medreselerde. Dolayısıyla ulaşırım. Doğru. Eğitime çok önem verilmiştir. Evet hatta eğitimden herkes faydalanabilsin diye eğitim parasızdır arkadaşlar. Bu aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin de bir getirisidir. Dolayısıyla buna da ulaşırız. Türk İslam tarihinde bilimde en yüksek seviyeye ulaşılmıştır. Şimdi en kavramı birazcık burada göz kırpıyor arkadaşlar bize. Çünkü en, hep, hepsi, hiçbiri gibi kavramlar eğer ki üst metinde verilmediyse kesinlikle doğru cevap olurlar arkadaşlar. Bu da ufak bir tüyo olsun. Yukarıda da en kavramı yok. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. E seçeneğine bakalım. Bilimsel çalışmalar devlet tarafından desteklenmiştir. Evet çünkü devletler ee, ne diyordu? Öğrencilere yardım ediyordu. Dolayısıyla E seçeneğinde ulaşırız. Cevabımız D seçeneği olur. Dördüncü sorumuza bakalım. Tanzimat fermanı ile yukarıdaki maddelerin aşağıdaki gelişmelerin hangisini ortam hazırladı? savunulamaz diyor. Herkes mal mülk sahibi olabilecekti. Başta padişah olmak üzere herkes fermanın hükümlerine uyacak ve kanunlar fermana göre çıkacaktı. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin bizde yorumlanmasını sormuş. Padişahın yetkilerinin kısıtlanması. Evet çünkü normalde normal şartlar altında padişahın mutlak bir otoritesi vardı ve padişah kanuna uymazdı. Ferman padişaha uyardı. Dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğine ulaşırım. Anayasallaşma sürecinin başlaması. Evet çünkü Yeni yeni kanunlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla anayasallaşma süreci başlamıştır. Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir. Evet, çünkü padişah dahil fermana yani kanuna uyuyor. Mülkiyet hakkının sağlanması, mülkiyet dediğimiz arkadaşlar herkesin şahsi bir mala sahip olabilmesidir. Dolayısıyla burada mülkiyet hakkının da sağlandığını görüyoruz. Meşruti yönetime geçilmesi hayır çünkü biz meşrutiyeti ne zaman ilan ettik? 1876 yılında bu arkadaşlar birinci meşrutiyet olarak karşımıza çıkar. 1908 ise İkinci meşrutiyet olarak karşımıza çıkar. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde arkadaşlar etkili olan grup kimdir? Jön Türkler. Yani Namık Kemaller, Ziya Paşalar gibi isimler. İkinci meşrutiyetin ilanında ise etkili olan grup İttihat ve Teraki Bir de burada bize neyi sorabilir? Hangi dış gelişme etkili olmuştur? Birinci meşrutiyet arkadaşlar İstanbul ya da Tersane Konferansı sırasında ilan edilmiş. İkinci meşrutiyet ise arkadaşlar Reval görüşmeleri sırasında. Şu kavram şu olay arkadaşlar çok defa sorulmuştur. Cevabımız E seçeneği olur. Bir kere zaten meşrutiyetlerin yılları bizim için önemli. İlan edilmesinde etkili olan kişiler önemli. Ve hangi dış gelişme neticesinde ilan edildiği de yine bizler için önemli. Bunları da bilelim dipnotumuz olsun. Beşinci sorumuza bakalım. Atatürk'ün hukuk inkılabının en önemli yanı layık hukuk kurallarının kabul edilmesidir. Bu duruma gelişmelerinden hangileri örnek olarak gösterilebilir diyor. Bizim için yukarıda verdiği laik. Laikliğin iki boyutu vardı arkadaşlar. Bir din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. İki akıl ve bilimin önderliğinin kabul edilmesi. Mecelle yerine medeni kanunun kabul edilmesi olur. Çünkü arkadaşlar medeni kanunda kadınlara çeşitli haklar veriliyordu. Yani kadın erkek eşitliği sağlanıyordu. Olur. Kadınlara mahkemelerde şahitlik yapma ve istediği mesleğe girme hakkı tanınması. Bu da olur çünkü eşitliği sağladı, layıktı aile hukukunda bazı kuralların toplumdaki örf ve adetlere uygun olarak düzenlenmesi bu olmaz arkadaşlar. Çünkü burada e, herhangi bir şekilde bir yenilik yok. Zaten örf ve adetlere uygun olarak yeniden düzenlenmesi var olan bir şeyi lav etmektir ya da değiştirmektir. Yani burada layık hukuk kural, kuralları dediğinde direkt olarak bir kadın erkek eşitliğinden bahsetmesi gerekirdi. Burada genel olarak aile demiş. O yüzden cevabım 1 ve 2 yani B seçeneği olmalı. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.